25 Şubat 2022 günlerden Cuma. Efendim haftanın son iş gününde gün ortasını biraz açtığımız şu dakikalarda sizler Bursa'da bugün İnternet TV'den, Bursa'da bugünden internet sitemizden, Türkiye'nin en çok takip edilen yerel haber internet sitesinden ve 94.2 Radyo Bursa'da bugünden tüm gelişmeleri dakika dakika takip ediyorsunuz. En net haliyle ne yazık ki bugün de güne savaşta uyandık. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürüyor. Sizler de dakika dakika tüm detayları Bursa'da bugünden dikkatle izliyorsunuz. Kentimizde de tabii ki gündem oldukça yoğun. Bursa Türkiye'nin motivasyon şehri, hizmet akışı devam ediyor ve hizmet akışıydı aslında. Bursa'nın parlayan yıldızı konumundaki siz de başkanımızı da görüyorsunuz sevgili izleyenler. Mustafa Kemal Paşa'yı yüz ölçümüyle en büyük ilçemiz, yeşiliyle, doğasıyla, turizmiyle dikkat çeken ilçemizi konuşacağız. Sayın Mehmet Kanal Efendi, Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanımız. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Fi kelama. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Her şey yolunda mı? Eve gelmek, evimize gelmek çok güzel bir duygu. Teşekkür ederim davetiniz için. Çok mutlu oluruz buraya geldiğiniz zaman. Biliyorsunuz sesinizde ilk önce sizi ağırladınız. Aynen öyle. Dolayısıyla evimize gelmiş gibi hissediyoruz. Ben tekrar bana söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben de bu yorumunuzdan dolayı, bu söylediğinizden dolayı ben teşekkür ediyorum aslında. Bunu hissettirmek çok güzel. Sayın Başkan, 3 yıl oldu. Çok çabuk geçti süre değil mi? Bir de bana sorun. Evet, bir de size sorayım. Nasıl geçti bu 3 yıl? Aslında çok şanssız bir dönem şu an belediye başkanı olanlar için. Pandemi ayrı, maalesef. Aslında sıkıntı, 150 yılda bir gelen Sayın Başkan, onun akabinde ekonomik terör girişimleri vesaire gibi karlar, yağmurlar, bugün de savaş. Ne diyorsunuz? Vallahi yani dediğim gibi hep söylüyorum, pişmiş tavuğun başına gelmez, bizim başımıza geldi. Ama çok şükür ben bu 3 sene içerisinde sözlerimin çoğunu tutmaktan onurluyum, gururluyum. Elhamdülillah, Rabbime şükrediyorum. Böyle bir zamanda bile sözlerimi tutturmanın bana gururunu yaşatıyor Rabbim. Tabii bunu yaşatırken de hem genel merkezimiz, hem genelde Alnur Başkanımız, İl Başkanlığımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz her türlü konuda ilçemize yardımcı oluyorlar. Bu noktada ben hepsine teşekkür ediyorum. Ayrıca şükranımı sunuyorum. Çok büyük mücadele veriyoruz. Hem genelden hem yerelden hizmet getirmek için. Hükümetimiz, yerelimiz canlı başla ilçemiz için çalışıyor. Ben hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Evet Sayın Başkan, gerçekten de zor bir süreçte hizmet akışında hızlı bir şekilde halka yansıtmak projeleri çok büyük bir meziyet bu süreçte. Siz de bu anlamda öne çıkan ilçe olarak Mustafa Kemal Paşa dikkatleri üzerinde topluyor. Evet. Şimdi bakıldığında neye mal olursa olsun, ben yapacağım, içme suyunu yenileyeceğim, altyapıyı, kanalizasyonu yenileyeceğim demiştiniz ve aslında şunu da söylemiştiniz. Pınar Hanım, başımı yastığa rahat koyamam, yani bu veballe uyuyamam da ifadenizde çok net anımsıyorum. Şimdi ihalelere çıkıldı, başlandı projelere, ne hissediyorsunuz, daha rahat uyuyor musunuz? Tabii şimdi bundan sonra rahatım. Çok şükür dediğiniz gibi içme suyu altyapımız başladı. Şu anda %33 oranında, büyük oranda tamamlandı. Buzkin'den aldığımız sonuçlara göre de %25'i imalatları bitti. Çelik döşemeler bitti, ana hatlar bitti. Tabii devam edecek ödemeler sıkıntısından dolayı. O da devam edecek. Ancak Mart ayı itibariyle de inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızdan randevusunu bekliyoruz. İadesi de oldu. Şu anda 3 noktada müteahhite yer teslim yapılıyor. İnşallah o en önemli sıkıntı dediğimiz Saadettin Sarcan Caddesi'nden başlayarak Sınav Kolejinin dediğimiz o hatlarda kanalizasyon döşenecek ve böylece hem içme suyu ama söz vermediğim halde hem de ilçemize kanalizasyon geliyor. Çok içme suyu söz vermiştim ama kanalizasyon... O netti, sözdü. Evet, o sözdü. Sözdü. Seçim, en büyük seçim vaadimdi. İçme suyu başladı, 126 tamamlandı. Şimdi ama en büyük problemimiz hiç altyapı olmayan, imar olan yerlerde ama altyapı olmayanlerde kanalizasyonumuz inşallah törenle başlayacak. Yer teslim yapıldı müteahhite. Gururla, büyük bir törenle inşallah o bölgelerde de bundan sonra fosfetlik sıkıntısını kurtaracağız onları da. Böylece uzun yıllar sonra ilçemiz hem kanalizasyon altyapısıyla hem içme altyapısıyla tamamlayacak ve böylece artık bundan sonraki dönemimizde de üst yapıya geçeceğiz inşallah. Evet. İşte bu iki büyük proje Sayın Başkan, bir anda böyle düğmeye bastınız, halka bu hizmetleri de yakın süreçte armağan edeceksiniz. Ne diyor Mustafa Kemal Paşalı vatandaş bu iki önemli projenin yaşama geçmesiyle alakalı?
Şimdi hangi yorumda bu işi bulunuyor? Şöyle en baştan alalım. Tabii kimse dükkanının kazılmasından, evin önünün kazılmasından, işte çamaşırınızı astığınız zaman toz toprak olmanı istemez. Ama biliyorsunuz bahsetmiştik bu konudan. Evet şimdi içme suyu altyapısı gelecek ama bana kızacaksınız demiştim. Şimdi aslında uyarmıştım. Uyarmıştım. Zaten. Birkaç tane zahmet çekeceğiz demiştim ama tabii unutuluyor zamanda bunlar. Şimdi kanalizasyon geliyor. Yine o bölgelerde yapılacak bölgelerde de sanayide özellikle. Sanayi esnafımız da kızıyor ben biliyorum ama yapılacak bir şey yok çünkü zaten içme suyu için kazıldı. Şimdi bunu kapatıp tekrar kanalizasyon açmaya gerek yok. Kanalizasyona geldiği zaman iki sebebi bitecek. Hem sanayideki esnafımız rahatlayacak. Hem de Barış Mahallesi dediğimiz o bölgelerdeki halkımız rahatlayacak kanalizasyondan sonra. Tabii altyapı kültürü yok. Yani dediğim gibi her zaman söylüyorum. İki tane şiirle, üç tane konserle ben oyu toplayabilirdim. Ancak böyle bir zahmete ve mecburen girmek zorunda kaldım. Çünkü biliyorsunuz sağlık sorunu var. Tabii. İçme suyu kalitesinin değişmesi lazım. Borularda kanal sıkıntılar var ki boruları da meydanda şu anda sergiliyoruz her yerde. Hangi borulardan su içtiğimizi gösteriyoruz. Dolayısıyla 50 yıl sonra borular değişiyor. Kanalizasyon olmayan kanalizasyon. Sizi daha iyi anlıyordur halk. Anlaması temenni ediyorum. Evet. Ama yapmak zorundayız bunları. Evet çünkü bizim altyapı kültürümüz yok. 50 yıldan kazılmamış ki hiç. Asfalt üstüne asfalt dökülmüş. Park üstüne parka döşenmiş. Yollar şişmiş. Her taraf sular basmış. Mecburen bunları halkımıza anlatmak zorundayım ben. Sağlıklı bir içme sularından geçiyoruz. Borularından geçiyoruz. Ve kanalizasyon getiriyoruz. Dolayısıyla halkımız bu kültürü yani kazın kültürünü yaşadık bitirdikten sonra da çok daha rahat edecek. Ben biliyorum sıkıntı yaşadıklarını. Evet ama borular mecburen yollardan geçmek zorunda. Mecburen bir yollar kazanmak zorunda. Dolayısıyla bu bittiği zaman 2-3 sene içerisinde bu sıkıntılar bittiği zaman da çok daha ferah ve refah yola kavuşacaklar. Çok güzel gece olacak yollar. Biraz daha sabretsinler. Bakın önümüz bahar, yaz geliyor. Her şey çok daha güzel olacak inşallah. Birazdan konuşacağız inşallah Allah'ın izniyle. İnşallah daha i̇nşallah. Detayları da konuşacağız. Gördüğümüz kadarıyla edindiğimiz bilgiye göre, bizlere yansıyan bilgiye göre siyaseti de yakinen takip eden bir gazeteci yazar olarak evet. aldığımız son duyumlar. İlçenizde yapılan anket sonuçları mesela son yorum yok. Evet. Size olan teveccühünün gün geçtikçe arttığını gösteriyor. Elhamdülillah. Yani ben şunu söylüyorum. Ben siyasetçi bir adam değilim. Her zaman yani söyledim. Benim işittiğim oranlar %67'lerin çok üzerinde gibi. Çok şükür. Yani maşallah rakam, il başkanlığımız vermeden ben rakamları veremem. Ama dediğim gibi ben siyasetçi değilim. Hizmet için geldim buraya. Bir sözlerim var. Sözlerimi tutacağım. İnşallah teveccüh devam ederse yine devam edeceğim. Beni bir kardeşleri görüyorlar, abileri görüyorlar, akrabaları gibi görüyorlar. Yolda çoluktan, çocuktan, gençlerden hepsi boynuma sarılıyor. Bu benim için en büyük onur. Yani bir Allah razı olsun başkanım şöyle yaptım demeleri benim en büyük onur. Şimdi bu anketlerin öte hemen parantez açayım. Şu anda ilçemizde bazı kesimlerin maalesef bazen hatta çok çabuk toplam benim canlı yayına çıkacağımı bilip de şu anda ilçemizde bir yürüyüş var. O da onu ben baştan söyleyeyim anlatayım. Onu da sonra tekrar evet, teveccüh edelim. Şu anda Mustafa Kemal Paşa'da bir yürüyüş var. O da kıdem tazminatını alamayan 15 günden beri o abilerimizin, emekli olan abilerimizin, insanlarımızın, çalışanlarımızın bir şeyi var. İsyanı var. 3 aydan 4 aydan ilçemizde bu devam ediyor. Gerekli yerlere gerekli bilgiyle bildirdiğimiz halde ve hala muhalefetin bunu ısrarla kaşıdığı halde. Biliyorum ki bir iki tane maalesef bir iki emeklinin başka parti üye olup diğer üyeleri kızdık yani kaşıdıklarını kanıyor biliyorum. Şu anda bazı muhalefet ilçelerinin partilerinin de başlarında orada şu anda basın açıklaması yaptığını biliyorum. Ve bu özellikle bugünü buldular çünkü canlı yayına çıkacağımızı. Ben de canlı yayına çıktırırım. Tekrar söylüyorum. Bakın. Buyurun. Paramız hazır. Ancak 2017 yılında, 18 yılında taşerondan kadro geçerken tazminata geçen bu isteyen vatandaşlarımız, çalışanlarımız imza atmışlar. Demişler ki yeter ki ben kadroya geçeyim. Tüm haklarımdan feragat ediyorum demişler. Feragat ediyorum demişler. Şimdi sen, ne diyorlar? Şimdi diyorlar ki benim tazminatımı ver. Oo. Şimdi Yargıtay diyor ki veremezsiniz. Bakın burada bütün şeyler burada. Siz arada kalan kurum oluyorsunuz. Arada kalan kurum benim. İmza atmışsın, bir kuruma geçmişsin. Şimdi diyorlar ki verenler nasıl veriyor? Bak verenler Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuştuk biz. Şu anda burulaş da vermiyor. Kanunen veremez. Niye veremezsiniz? Bir rücu ettiriyorlar taşorana. Ettiremezsiniz. Bunun bir yargıda yeri yok. Bu bir zaman sonra göreceksiniz. Bu verenlerde de sıkıntı var. Bir kamu zararı ortaya çıkaracak. O zaman hukuksal bir dayanakları yok yani. Muğlak bir ifade var ortada. O zaman büyük sıkıntı yaşarsınız. Tabii büyük sıkıntı Sayın var. Başkan. Şu an Yargıtay'da veremezsiniz. Sayıştay müfettişi geldi veremezsiniz diyor. Defaten televizyonda söylüyorum. Şu anda ilçedeki olan eylem bana göre hukuksuz bir eylemdir. Haklı bir eylem değildir. O çalışanlığımızı kim kışkırtıyorsa bak tekrar söylüyorum. Ortada imzanızdan ötürü bir hukuksal sıkıntı var. Ben diyorum ki beni mahkemeye verin. Bana mahkeme ödesin bunu desin.
Paranız kesinlikle. Hazır. Desin ki ben... Yani bunu... hukuki prosedürü uydurun. Heh, yani uydurun. Diyorsunuz siz. Zaten net biz, bir ifadeyle. Biz şirket müdürümüze diyoruz ki emekli olan her kardeşime söyleyin. Emekli olduğu gün gitsin bizi mahkeme versin. Hemen mahkeme versin. Çünkü bize öde emrini mahkeme versin bize. Yarın ben hukuksal şekilde yargıta hesap vermek zorunda kalmayayım. Çünkü adam... Yolu da gösteriyorsunuz Sayın Başkan. Bu kadar olur yani. Abilerimiz imza atmışlar. Demişler ki ben tüm haklarımdan yeter kadroya geçeyim. Hareket ediyorum demişler. Ben buna rağmen nasıl verebilirim tazminatlarını hukuka rağmen? Yargıtayı veremezsiniz diyor. Ona rağmen muhalefetin şu andaki içinde avukat olan abimiz Çevre Şehir Bakanı'na sorun dedi. Siz ona tabirsiniz. Çevre Şehir Bakanı diyor ki bu işe ancak bölge idare makamı çare bulabilir diyor. Ya kanun mu çare bulacak? Ya da bölge idare makamı verecek. Benim bağlı olduğum Çevre Şehir İklim Bakanlığı aynı şekilde bir yazı döndü. 9 Aralık itibariyle. Dolayısıyla hiçbir yandan hukuksal durum yok şu anda ortamın. Bir daha söylüyorum. Şu anda ilçemizde sakın bak değerli abilerim, değerli tazminat almak isteyen abilerim söylüyorum. Hayır hazırda çalışıyorsunuz. Kadrolusunuz. Şu anda emekli oldunuz. Eylem yapıyorsunuz. Ben eyleminize neden saygı mi diyorum. Ama şu anda eyleminiz haklı değil. Beni bırakın eylemi. Gidin hemen bize mahkemeye verin. Mahkeme ödesindesin. Zaten paranız hazır şu anda. Yani şu andaki yürüyüş bazı kesimlerin, muhalefetin kışkırtmasıyla oluyor. Ki muhalefeti kışkırt şu anda. Onu yürüyüş... soracaktım yani. Direkt soracaktım. Kim organize tabii ediyor? Tabii belli zaten. Yani şu anda yürüyüşte olan bazı meclis üyeleri zaten. Emekli personeli kim topluyor bir araya? Şu anda yürüyüşte olan muhalefet meclis üyesi ve başkan vekili, sözcüsü, grupçusu orada Büyükşehir Belediye Meclisi zaten bize bunu sordu. Cevabını aldı. Her şeyi anlattık ama ona rağmen şu anda yürüyüşte beraberler. Ben kendilerine Allah ihsan etsin diyorum. Çünkü anlattık durumu. Yargıtay kurulunu gösterdik. Aksine hala inanmıyorlar. Ama şimdi bir şeyimiz daha var. İnşallah bir zaman sonra bu mahkeme süreci tamamlandığı zaman biz niye biz işin tazminatını vermeyelim? Tabii. Bırakın öyle şeyi. Ben 40 yıldan beri esnafım ilçede. Bir tane ilçeye ben şeyime çalışanıma şimdiye kadar bizim yanımızda 15 kişi çalışıyor şu anda. Tabii ki. Ortaokulda bir esnafım ben. Evet. Hiç kimse vermemiz gerekmemiş. Alnını teri kurmadan biz onu veririz. Ama ortada hukuksal bir durum var. Siz imza atmışsınız. Yargıtay veremezsiniz diyor. Bunu yargı çözsün veya kanun çözsün, anla paralı iade edelim. Çünkü sıkıntı var ortada yani. Yani bu işçilerin tazminatını veren yani farklı bir muadil belediye de var mıymış var ortada? Var tabii şu anda bütün çoğu belediye veriyor şu anda. Ama ne yapıyor? Çünkü ama sıkıntı. Sıkıntı ne yapıyor? Ben bu, diyor ki çalışana parayı verdim, taşeron firma rücu ettirdim diyor. Hangi haklı şey ediyorsunuz? İşte o rücu ettirme olayından da belediye sorumlu olacak. Sorumlu şu anda. Suçlu olacak. Tabii bunun bir zaman sonra kamu zararı çıkacak ortaya. Bunu biz Büyükşehir Belediyesi konuştuk. Bu burlaş bir durumu çıktı anlattı bunu. Dolayısıyla bu sıkıntılar büyüyecek ben tahmin ediyorum. Hep bütün yani veren belediye başkanları sıkıntı yaşayacak. Dolayısıyla biz bunu kanun yolu çözmek istiyoruz. Bırakın yürüyüşü şimdi hemen gidin bize avukatlar savcılığa verin, mahkemeye verin. Mahkemelik bize paranızı ödeyin dediği an zaten paralar hazır. O yüzden çünkü ben sizin de bu manada yasal dayanağınız olmuş tabii olacak. Sayın Başkan yapılması gereken en doğru yol haritası da uygulanması gereken budur. Budur. 3 aydan beri kendini anlatıyoruz. 3 aydan beri söylüyoruz ama maalesef bazı kesim kışkırtmasıyla, eskilerin kışkırtmasıyla anlıyorsun ne demek istediğimi. Muhalefetin kışkırtmasıyla bazı kesimler başka yer açık bulamadıkları için bu yönü kaşımaya devam ediyorlar. Ama bana hukuksal bir düzeni bozmaya çalışıyorlar. Tabi onun da sonuçta katlanacaktır. Evet, sevilen bir belediye başkanı olunca Mehmet Kanar yani, kendi ilçesinde maalesef, hani hem eskiler yani, hem muhalefet bir araya gelerek bu tür çıkışlar yapıyorlar. Yani ya bazı da işte halkı tipler, farklı konularla tabii, işte kışkırtmak gibi yani, karşı elbette, karşıya getirmek gibi sizi tabii, olabiliyor. Tabii elbette bizim sözcüğe dışarı hiç merak bunlar bize mahkeme ödediği an paralı alıp zaman paralarını durduklarını, gördüklerini, yasal faiz ödediğimizi görecekler. Dolayısıyla bizim hiçbir konuda Allah var huzurunda hiçbir sıkıntım yok. Halkıma da söylüyorum. Hiçbir Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nin tazminatlar konusunda, işçiye verilecek kadar tazminat konusunda bir tek beklettiği şey yok. Sadece paramız da hazır diyorsunuz. Da hazır. Net ifade ediyorsunuz. Kanunen şey bekliyoruz. Yani kanunun bize ödeyin denemesini bekliyoruz ki hepsi tek tek bizi mahkemeye versinler. Bak biz daha söylüyoruz 3 aydan beri. Bizi mahkemeye verir. Der mi belediye başkanı? Yani. Der mi yani? Niye bu kadar örneği yok. Yani niye ben kıdem tazminatı alacak işçimin avukatlarını evet, orada üzeyim alıyorum. Çıkış yolumuz bu diyorsunuz. Tabii. Mahkemeye verin diyorsunuz. Ben mahkeme diyorum yani. Hukuksal daire söylüyor. Avukatlar söylüyor. Hepsi söylüyor ama tabii bunu da bir kaşıntı yeri. Kaşımaya çalışıyorlar yani. Aynen öyle. Tabii süreç çok uzun sürmez. Sürmez. Çıkışlar. Yani, bence de. Bizim de. Sonuçta emekli personel de anlayacaktır. Mahkemeye umarım vermesi gerektiğini tabii, Sayın Başkan. Tabii yani bize mahkemeye versin. İnşallah mahkeme sözü çözüldü de hemen tazminatını alacaklar zaten. Hadi şimdi konuya dönelim. Evet. Hı. Sağ olsun halkımız
Altyapıya rağmen, bu ekonomik saldırılara rağmen teveccüh gösteriyor. Altyapı konusunda da zamanında halkınızı kışkırtmaya çalıştılar. Size bin bir hakarette bulunanlar oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan tutun da kimlere kadar, yani belediyeye gelip de tiyatro oynayanlar dahi oldu. Yani Ramazan ayının ortasında. Hadi vatandaşımız küfür etti. Gelip bunu destekleyen siyasiler bile oldu. Hatta o küfre, o sinirle edilmiş küfre siyasilerden bize küfür ettikleri de oldu. Peki onu merak ettiğim için soruyorum. O güne döndüğümüz için, o zamana döndüğümüz için. Şimdi Sayın Başkan, orada kimin ne yaptığı, kimlerin suçlu olduğu, gerçekten üyeliklerde kimlerin dikkatsiz olduğu da ortaya çıkmış oldu. Burada İYİ Parti dinamikleri, İYİ Parti il başkanı gelip sizden herhangi bir özür, yani bu adam gerçekten sabıkalıymış size hakaret eden İYİ Parti üyesi yaptık biz de bunu, size çok kötü çıkışları oldu. Biz de yanlış yaptık. Mustafa Kemal Paşa Adliyesi'nin önüne geldik de sizi eleştirdik. Küfür ettik. Küfür ettik. Ahan da ben de katılıyor, küfür ediyorum işte dedi. Yani diğer o zatı mutlu ama. O görüntüyü hatırlıyorum. Bırakın özür dilemeyi. Orada ben ona terbiyesizliğim de bir makamaya verdi. Allah'tan takipsizlik çıktı. Yani sen bana küfür ettin. Biliyorsun canlı yana çıktım ben. Siz bana terbiyesizlik ettiniz. Siz bana böyle küfür edemezsiniz. Bakın, o terbiyesizlik ettiniz kelimesi yüzünden siz makaya verdi. Allah'tan makaya haksızlık buldu yani. Allah'tan denilsin makaya diye. Yani takipsiz karar verdiği için. Bırak özür dilemeyi. Bir de beni ona terbiyesiz dedim. Bana küfür etti. Ben ona terbiyesiz dediğim için. Onu benim makamaya verdi. Ben onu küfür ettiğim için makamaya vermedim. Biz yani olmuş bir galana gelmiştir. İl başkanı da sıkıntı buradan yaşamıştır. Buradan bir çağrınız var mı o halde? Aman yani. Yani Allah'a yakın ol. Yani uzak, ben uzak dursun da. Ben hizmet etmek istiyorum diyorsunuz. Ben, bak bir daha söylüyorum. Ben siyaset adamı değilim. Zaten ben siyaset yapamam. Ben bir söz veririm. Söz vermem bile. Yaparım dedi, yaparım Allah'ın izniyle. Bakın bir sürü Allah'ın iş yaptım. Allah'ın izniyle. Sağ olun. Ben, zaten, sürece. Ben her canlı yayında sizle çıktığımızda şunu yaptım, bunu yaptım diyen bir adam değilim. Halkımızı görsün. İşte sözlerimiz burada, yaptıklarımız burada. Bir sürü iş oluyor. Ya karışmasan benim ilçeme. Onu soracağım Sayın Başkan. Siyasi tansiyon hep mi yüksek olur Mustafa yani, Kemal Paşa'da? Yani onun anlamında. Nasıl bir ilçedir bu anlamda? Ya bak çalışan bir adam var. Varlığına yoğunla çalışan bir adam var. Allah var biliyor, Allah biliyor. Bu konuda hani en huzur yattığım şey bu. Ben 102 bin tane ilçemin içe yaşayan insana, 175 bin tane de Bursa'da yaşayan insanım karşı vebalim. Yani huzurlu maçlarda ben ilçem için çalıştım demek çok rahatım ben o konuda. Elhamdülillah. Allah bana bu soruyu sormasın. İnsanın vicdanının rahat olması, gönlünün rahat olması kadar güzel bir şey yok Sayın Başkan. Bunu hissediyorsanız ne ala. İlçe için çalışmanın dert demeyeceğini adım gibi biliyorum ve bu konuda en huzurlu yattığım şey bu. Varımız, yoğumuz tüm ilçemizle beraber, büyüklerimizle beraber, hükümetimizle beraber ilçemiz için ben bu konuda görev aldım ve ilçeme bu konuyu getirmek zorundayım. Çalışmak zorundayım. Hizmet etmek zorundayım. Ama ben hizmet ederken bu şekilde koştururken ya kardeşim bir de senin siyasi amaçların için, birilerinin siyasi çıkarları için benim ilçemde oyalanma. Bak bir daha ben siyasetçi değilim ki. Zaten en sonunda kızıldım zaten. Yani doğru yer Mustafa Kemal Paşa değildir. Değil. Üstesinden geliyordur. Başka yerde kendim var. Bir an evvel hizmet geçelim. Akışına geçmek istiyorum aynen. Sayın Başkan. Sosyal hizmetlerden başlarsak evet. Eğer. Şimdi tabii ki kuşkusuz halkın en önemli gündemi ekonomi. Yani bu zam haberleri, işte dünyada pandemiden sonra yaşanan o süreç Türkiye'yi de çok etkiliyor. Maalesef. Benzine, ürüne, her türlü gıdaya zam. Halkla bir araya geldiğinizde zaten hep sahadasınız, iç içesiniz. Size ekonomiden söz ettiklerinde hangi cevapları alıyorsunuz? Ve siz aşevini yaptınız, Gıda Güvisi Bankası gibi, evet. Birebir vatandaşa ulaşmak gibi. Sosyal hizmetler alanında çok yoğun çalışan evet. Bir belediye başkanı, ekipleriniz çok yoğun çalışıyor. Ne diyorsunuz, neler yaptınız ve bu konuda halkla diyaloglarınız? Aslında bu bence sosyal işlere ve az önce düzenlediğim ekonomik sorunu bir programlık bir program. Yani aslında. Uzun konu. Dolayısıyla, kesinlikle öyle. Şimdi şundan bahsedeyim. Tabii halk her zaman beraberiz. Ama halk şu anda görüyor. Doğal gazımızı aldığımız yer şu anda savaşta. Aynen öyle. Yani çok değişik bir süreçten geçiyoruz. Şimdi desek ki Rusya hassas, veya Ukrayna kritik. Kestim doğal gazı derse istediğiniz kadar para verin. Yine alamazsınız şu anda. Doğal gazı kestiniz ne yapacaksınız? Aynen öyle. Dolayısıyla dünyada eski yöntemlere dönmek durumunda kalacağız. Ya da elektrik çözüm olacak. Yani kömür, elektrik. Evet. Dolayısıyla gelişen, büyüyen bir Türkiye var. Elektriğin yetmediği bazı yerde aldığımız yerler var. Zamanla nükleer tesis yapmamışlar. Elektriği üretemiyoruz. Bakın şimdi nükleer tesis yapılsın diye Akkuyu'ya canla başla bekliyoruz. Niye? Evet, evet. Oradan gelen enerjimizi karşılayacağız. Doğalgazda yine bulduk bunları. Madem şimdi çok doğalgaz ihtiyacımız vardı. Niye bu 30 sene evvel, 40 sene evvel bulmadık biz bunları? Niye nükleer tesis yapmadık da? AK Parti hükümeti döneminde ortaya çıkartılabiliyor değil mi? Yani şuna özü seviniyorum ben.
yerli ve milli konusunu anlayan vatandaşı anlamışlar. Evet, doğalgazımız yüksek. Şu zamanda yüksek ama. Elbette buna çare bulacak Recep Tayyip Erdoğan liderimiz. Elbette elektriğe çare bulacak. Kim zaten buldu, hemen kararlarını geri çekti. Zaten biz bu sübvanse ediyorduk zamanında. Evet, sıkıntı var mı? Var. Ben halkımın sonuna kadar yanındayım. Ama şu anda... Bir kere önce sıkıntıyı kabullenmek lazım, değil mi? Tabii. Halkın gönlünde taht kurabilmek için o sıkıntıyı anlamak, hissetmek lazım. Yok demiyoruz ki. Gübre fiyatlarının yüksekliğinden, mazot fiyatının yüksekliğinden, doğalgazın yüksekliğinden, biz hepimiz elektriğin yüksekliğinden hemfikiriz. Kabul ediyoruz. Ama çare alıyoruz. Çünkü çare ilçenin, yani ülkende yaptığın bir çare değil ki bu. Yurt dışı menşeli aldığın her şey petrol, doğalgaz, elektrik için var. Buna çare bazı yatırımlarda tasarruf edip bu konuda halkımızı rahatlatmak. Buna inanıyoruz. Ki yerel yönetim olarak Aşevi'nde mesela günde kaç kişiye yemek dağıtıyoruz? Şimdi şu an 300 kişi geçtik. Yani Aşevi dağıttığımız. Tabi bunun içerisinde bazı noktada temas ettiğimiz... Çok farklı bir Aşevi yaptınız ama siz. Yani, evet, kompleks yaptık. Benzerleri gibi değil, çok farklı. Evet. Şimdi biliyorsunuz altyapıyla beraber en büyük çözüm buydu. Aşevi ve Gıda Bankası, Giysi Bankası ve barınma sıkıntısıydı. Böyle bir kompleks yaptık, bitirdik. Şu anda 300'e yakın ailemize 3 öğün sıcak yemek veriyoruz. Rakamları vermeyeyim ama biraz daha bu sıralar fazlalaştı. Giysi yardım yapıyoruz, gıda yardım yapıyoruz. Sağ olsun vatandaşlarımız zekatından, hayrından, çoğundan getirip buraya veriyorlar. Kurban bayramında. Ki daha bakın 3 sene geçti, ilk sene bitirdik, açılışını yapmadık. Onu soracaktım Sayın Başkan. Açılış henüz olmadı değil mi? Pandemi girdi işte, kimse girdi. Evet, dolayısıyla bir an önce çalışmaya bak. Çok gerekliymiş pandemi de bir de. Çok gerekliymiş gerçekten. Yani 12'den hizmet bu. Elhamdülillah. 670 bin 500 tane maske dağıttık ilçemizin. Tamamını köyler dahil. Bazı ilimize gönderdik, bazı ilçelerimize gönderdik. Sağ olsun halkımız geldiğimizde maske dikti beraber. Dezenfektan bulduk o sıkıntı yaşandığı zaman. Bu konuda ben tüm ekiplerime teşekkür ediyorum. Çok canla başla çalışıyoruz. Her konuda çalışıyoruz. Bu konuda özellikle bizim hassas noktamız bu ihtiyaçlı vatandaşlara dokunabilmek. Her konuda dokunmaya çalışıyoruz. Direkt biliyorsunuz telefonum, bakıyorum. Canlı yayınlar telefonumu veriyorum. Evet. Facebook'ta telefonum var. Bu Allah sağ olsun halkımız zaman direkt bana ulaşıyor. Veriyorum. Tabi bu zamanda şimdi Mustafa Kemal Paşa gelişen ve değişen bir ilçe olmaya başladı artık. Kesinlikle öyle. Bunu her alanda gelişiyor. Her alanda tarımda, turizmde, tabii. ulaşımda, yollarıyla, altyapısıyla, sanayisiyle gibi. Yani dolayısıyla bu tip yatırımlar geldikçe yatırımcıları bulmam lazım benim. Şimdi vatandaş bazen diyorlar ki işte ilçe başkanı, şey, il başkanı, belediye başkanımıza ulaşamıyoruz. Bazen bakın meydana çıkıyoruz. Gene ulaşamıyoruz, yetişemiyoruz yani. Soğukta tabii siz çıkamıyoruz. Siz cuma şimdi. Günleri meydandasınız. Çıkıyoruz ama işte soğukta çıkamıyoruz şimdi. Evet yani için. Artık. Tabii dolayısıyla yani o kadar yoğun ki gündem. İlçe artık Bursa'nın göz bebeği oldu. Çünkü batıdaki maşallah. En büyük ilçe biziz. Bursa'nın en büyük ilçesi biziz. Toprakları en fazla olan ilçe biziz. En fazla kırsal mal hesaplı ilçe biziz. Muazzam yatırım zorluğu var. Ama buna rağmen yatırım çekmek istiyoruz. İlçemizin Mustafa Kemal Paşa. Bu anlamda özel sektör diyaloglar tabii nasıl? Çok fazla. Şu anda mesela tüm bildiğin birazdan geleceğiz. Öyle bir müjde verebilecek misiniz tabii mesela? Şu anda büyük bir holding sahibi. Turizme geçelim. Turizme girecek inşallah. 100 dönüm alanına 5 yıldız otel yapacak inşallah. Onu duyan şu anda bir sürü otelci, otel sektöründeki yatırımcılar şu anda benden randevu alıyor. İlçemizin neresine bunu neresi yapalım diye. Çünkü muazzam şekilde güzel sıcak suyumuz var, yatırım evet. alanlarımız var. Biz de onlara zemin hazırlıyoruz şu anda. Dolayısıyla tüm birlik bu konuda Bursa'nın hatta... Bence çok iyi bir marka ortaya evet, çıkıyor. Evet, inşallah. Yani. Tabii burada hükümetimiz... Büyükşehir Belediye Başkanımız, özellikle Mustafa Eski Milletvekilimiz, İl Başkanımız, Bakanlarımız bu konuda çok destek ediyorlar. İşte bir toplantı yaptık. Hepsi geldiler sağ olsunlar bu konuda tüm milletvekili olarak. Hakikaten soruştu var. Lansmanını nasıl yapacaksınız Sayın Başkanım? Vallahi yapsın bak ben lansmanı yaparım. Yeter ki yapsın yani. Ne zaman biter proje peki? Tabii şimdi şu anda biliyorsunuz daha ondan yapamamış. Onunla ulaşıyoruz. 5000 binliğinde. Ama kısa süreye hedeflersiniz. Tabii 6 ay içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Şu aşamada. İhalesini Turizm Bakanlığı'na çıkıyoruz. Hibe olarak aldık. Hem 5000'lik planlarını, hem 1000'lik planlarını, hem de buranın site alanından çıkarılması bakımından jartörler sağlıyor. Su uçtu. Su uçtu. Şu anda o da biliyorsun milli parklarla 2 seneden beri bekliyoruz ama şu anda en önemli konumuz o da gündemimiz elektrik. Elektrik problemi vardı evet. orada. Evet. Ya tabii şimdi biliyorsunuz çözüm Enerji Bakanlığı'yla birlikte buraya el birliğiyle getirmek işte yarı sonundan yarısını. Mutlaka görüştünüz. Tabii görüştük ama biliyorsunuz savaş ortamı çıkılınca biraz ödemeler başkaları kaydırılınca. Dolayısıyla biz de bekliyoruz şu anda. Ama neticede bizim burada elektrik getirme isteğimiz var. Yani gündüz şıkır şıkır olan bir su uçlunun gece de ışıl ışıl olmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu, yani 24 saat yaşayan bir su uçlu olması istiyoruz. Tabii güzellik doğası bozulmadan. Mustafa Kemal Bey.
Doğasıyla harika, evet, bir ilçe. Bunları da net artık turist anlamında çok da turist ağırlayacak gibi. Yani bu gelişmeler yaşama geçecek. İnşallah. Sayın Başkan, Millet Bahçesi, Gençlik Merkezi, gençliğe açılımınız. Gençlerle, evet, ben sizi bir arada görüyorum. Gençlik Merkezi'nde gelinen nokta nedir? Millet Bahçesi ne zaman yaşama geçer? Planınız nedir? Bir de böyle şey söylüyorlar yani... Genel yorumlar bakıldığında, okuduğumda, takip ettiğimde AK Partili siyasiler, işte başkanlar olsun, vekiller olsun, muhalefetin eleştirisi Z kuşağıyla, gençlikte sağlam iletişim içerisinde değil, diyalog kuramıyor gibi böyle bir eleştiri çok fazla AK Parti gündemde. Mi? AK Parti dinamikleri, vallahi vekilleri, ben... başkanları. Siz de bakıyorum çok gençlerle iç açıyorsunuz. Sağ olsun, ne dersiniz bu yani yoruma? Liselerimizle, ortaokullarımızla, ilkokullarımızla, üniversite adaylarımız hep beraberiz. Ben seviyorum fikir almayı. Yani çok enteresan fikirler çıkıyor. Hatta birkaçını görüşüyoruz. Aile etmek, onlardan fikir yani, almak çok önemli. Dolayısıyla ben Z kuşağıyla, artık biz Z'yi geçtik, bütün alfayı bitirdik yani. Dolayısıyla biz savunmayız onlarla. Ama tabii onların da istekleri var elbette ilişkide. Uzun zamandan beri, 20-30 seneden beri bekleyen, temel atılmış bırakılmış gençlik merkezi vardı. Hı hı. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Orhan Aktaş çok büyük bir ödenek ayırdı buraya. Şu anki maliyet nereden bakarsanız bakın, yapımınla beraber 100 milyon TL'yi buluyor. Tabii 2023'te bitecekti. Kendisi geldi, burayı gezdi. Durumu anlattık, ilişkimizin buna ihtiyacı olduğunu. Gençlerimizin fuaye alanlarına, tiyatro salonlarına, konferans salonuna ihtiyacı olduğunu gösterdik, anlattık. O da sağ olsun 31 Aralık 2022 bitiş tarihi olarak açıkladı. Böylece inşallah Aralık bu sene itibariyle sonuyla gençlik merkezimize kavuşuyoruz. Çok güzel. Hem belediyemizin ek binası dediğimiz bir yere büyük oranda verdi, kiralanmış. Ondan kurtulacağız. Belediyemiz buraya geçecek, bir bölümü geçecek buraya. Hem bilim bu konuda tasarruf edecek belediyemiz. Hem de işte fuay alanları, spor salonları, yüzme havuzları, güreş alanları, antrenman alanları, halı sahalar, yani muazzam bir şekilde hakikaten gençliğin ve sporun merkezi olacak bir noktadayız. Hemen akabinde ya arka tarafında biraz uzakta. Evet, siz sporda da çok ciddi, evet, açılımlar yaptınız, hizmet akışınız. Yani Mustafa Kemal Spor'u aldık biliyorsunuz, yok, evet, canımızdan. Sahalarınız muhteşem, evet, yani. Yani onları yeniledik. Şampiyonlar Ligi stadında şu anda stadımız var. Ayarlı stadımız var. Hı. Ancak tabi biliyorsunuz bu futbolculuğa bağlıyız. Ne kadar iyi hocalar alsak da, ne kadar futbol oyuncu alsak da şu anda Mustafa Kemal Spor alt durumlarda. İnşallah bir projemiz o var. O konuda planınız ne? O proje şimdi... Yani üstlüklere çıkartmak Mustafa Kemal Paşa. Tabii tabii. Ama ben şimdi bugün sporun, hatta konuştuk. Ercan Bey'le spor başkan yardımcımız. Aynı zamanda Mustafa Kemal Paşa'nın başkanıyla. Çok o da yoğun bir gündem var hocam Mustafa Kemal Paşa'yla. Dertliğinde hakikaten sabah ezanlarına uyumamış. O da üzüntüden. Dolayısıyla onunla hemen geldi. 8'den hemen toplantıdayız. Onu konuşuyoruz. Artık Mustafa Kemal Paşa'nın dışarıdan futbolcu getirip böyle değil, bir uzun iyi bir hocamızla bir proje yapıp gençlerimizle artık çıkma zamanı, biraz sabır etme zamanı, bunu konuşuyoruz. Tabii bu konuda birkaç kişi daha danışacağız. Eğer bunu da yapabilir, becerebilirsek inşallah Mustafa Kemal Paşa'mızı yavaş yavaş temelini sağlam tutup hiç oyuncu almadan veya oyuncu, iyi kaliteli oyuncular getirerek üst ligatı çıkarma amacımız var. Hatta bugün de bir şeye mi yapalım, böyle mi yapalım, satalım mı dedim, sakın istemiyoruz. Aman aman, Mustafa Kemal Paşa var, Mustafa Kemal Paşa'nın kalsın, kimseye vermeyelim. Biz çalışalım, biz ulaşalım. Ama şunu da söylüyorum. Artık ben cebimden para harcamayı bıktım. Yani destek bekliyoruz ilçe halkımızdan. Yani özellikle ilçe halkımızın zenginleri, ileri gelenlerinden. Fabrikalarımızdan destek bekliyoruz, bağış bekliyoruz. Çünkü zor günler geçiyoruz. Bağışsız bu iş olmuyor. İMES ayrı, İTMES ayrı, bonservis ayrı, işte prim ayrı. Bursa Spor'a bakar mısınız Sayın Başkan? Yani. Yani şimdi siz böyle söyleyince... Gerçekten Bursa Spor sadece fanatikleri için değil, hepimiz Bursa Sporluyuz. Tabii. Hepimizin içinde bir yara, kadınıyla erkeğiyle şu an içinde bulunan tabloda Bursa Spor'un şampiyon olan bir takımın bu halde bulunması. Ali Başkan da taşın altına elini bıraktı. Aynen öyle. Hatta elini gödesi koydu yani. Siz de öyle uzun zamandır Mustafa Kemal Paşa için aynı konumda. Hani bakın diyorsunuz ki satalım mı, öyle mi yapalım diyenler oldu. Asla olmaz diyorsunuz. Siz aslında bu konuda da Ali Başkan da siz de ciddi efor sarf edeceksiniz gibi. Çözeceğiz bunları. Ben Ali Başkan'ın Bursa Spor için ne kadar uğraştığını, nasıl kendini Bursa Spor'a aldettiğini... Çocukluğundan beri Bursa Spor'u biliyorum. Dolayısıyla Bursa Spor'u
Anıl Baktaş Başkanımız desteğiyle. Ki o kadar ayrıştırmak isteyenler oldu. Anıl Başkan'la yani, Bursa Sporu. Tabii yani tabii ben ikisi arasında yani o tip muhabbetlerde getirip götürenlere sıkıntı olmuş. Yoksa Anıl Başkan'la diğer kimsenin sorunu olmaz. Anıl Başkan bence çok uzlaşmacı ve proje adamı. Dolayısıyla Bursa Spor'un için bir projesi vardır elbet. Onun bir bildiği vardır. Evet. Göreceksiniz yakın zamanda Bursa'nın nasıl sporun nasıl kalkındığını, bizim de Mısır Akınan Bursa'nın nasıl kalkındığını göreceğiz inşallah. Evet. İnşallah güzel haberlerinizi o konuda i̇nşallah. Da bekliyoruz. İnşallah. Tarıma geçelim mi? Tabii tabii. En sevdiği konulardan. Yani tabii. En sevdiğiniz konulardan. Çünkü desteğim zaten benim biliyorsunuz. Aynen öyle. Tarım makineleri yani. Konusunda Sayın evet. Başkan, değerli izleyicilerimiz faaliyet gösteriyor. Çok da başarılı bir iş adamıdır teşekkür kendisi. Tamam. Aslında böyle özgeçmişinizden de kısa bilgi olsun. Aktarınca yani. Tıpı da kazanmıştınız da siz değil yani. Mi? İnşaat mühendisliği. Şimdi inşaat mühendisliği olduk. Ama tabii inşaat mühendisi yapmadık. Sonrasında. Bu konuda devam ediyoruz tarım sektörüne. Tabii tarım önemli. En önemli aslında unsur. Şimdi az önce doğalgazdan bahsettik. Rusya, Ukrayna'dan. Şimdi bakın göreceksiniz hububat fiyatlarının ne olacağını bekliyoruz. Çünkü o arada biliyorsunuz dünyanın tarıl ambarı. Tabii, buğday, tabii Sayın Başkan. O konuda da bizim inşallah ülkemiz bu konuda bütün dünyaya bir ihracat noktasında olabilir. Biz kendi kendimize yeten ülke olduğuna inanıyorum. Ve dolayısıyla biz de ilçemizde daha önce konuşmuştuk bunu ama daha da açayım şimdi nasıl neler olduğunu. Tarımda her şey çok destek ve hibe var. Hükümetimizin verdi. Ama yönlendirilmesi gerekiyor. Ulaşım çok sıkıntısı var. Yani bu hibeye çiftçim nasıl ulaşır? Bunu nasıl alır? Dolayısıyla ziraat odamızı, ilçe tarımımızı, orman işletmemizi, bu tip kurumları, ticaret borsamızı, odamızı bir araya getirerek el birliğiyle bir önder çiftçilerle kurduk. Şu anda Fahri Başkanı benim. İnşallah şirket arasında biz yapıyoruz. Biraz da bir tık amada da borsaya ve ilgili kurumuna bırakacağız bunları. Bir de Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü. Ona geliyorum. Bunu kurduktan sonra bir Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kurduk. Şu anda biliyorsunuz. Birkaç belediyede vardır değil mi Türkiye genelinde? Öyle çok bir yapılanma yani, değil bu. Ama bu konuyu değil. Önemsiyorum. Şimdi bizim Mısır Bakanlığı Başkanımız, ilçemiz bir domates ambarı. Harika. Yani evet, domatesin, bağlamda. Mısırın, biberin, kavunun, karpuzun çok merkezi. Çok bereketli toprak var ama maalesef çiftçimizin hep endüstriyel mallara ve ürünlere bağlı kalma ötürü ve belli başlı fabrikalara bağlı kalması ötürü bir fiyat istikrarsızlığı var. Bu fiyat istikrarsızlığı her sene, bir sene işte çok ürün yapıyor, çok değerli oluyor. Bazen hiç para yapmıyor, finansmanı olmuyor, işte çiftçi üzülüyor, işte borçlu kalıyor. Bunun için üzülüyorum. Şimdi önemli bu konu ve bence dünyanın en önemli konularından bir tanesi tıbbi ve aromatik bitkiler. Kesinlikle. Bu konu önemli. Evet. Hem katma değeri çok yüksek, hem de getirisi iyi. Hem de alternatif olarak çiftçimizin yanında olacak. Kazanımı iyi olacak. Bir nokta. Aynı zamanda tarım ve bunun yanında bir de hayvancılık yani işte hayvancılık da var. Onunla ilgili projemiz de var. Biliyorsunuz arık konusunda çok, çok önemli. İlçenizde. Ve bu konuda da aracı bal ormanı ilan ettik. Şu anda 200 yıl olanı orman müdürlüğümüzle birlikte. Sağ olsun Abdullah Bey bize çok destek oluyor. Bazı sıkıntılar oldu ama şu anda Abdullah Bey çok Bahçeci Bey, başkan vekili özellikle diğer müdür gittikten sonra çok bize destek oldu. Hem yürüyüş yolunu yaptı Abdullah Bey hem de bize bal ormanı konusunda Sayın Abdullah Bahçeli çok destek oldu müdür muavini. Dolayısıyla şu anda bir bal ormanı sahibiz. Alıcılarımız bal ormanı faydalanıyor. Ekeceğimiz bu tıbbi bitkilerle de birlikte Mustafa Kanal Paşa'ya has bir bal ortaya çıkacak inşallah. Lavantasında, kekiğinde işte artık hangi ağaçlardan ilçemiz yetişecekse onlardan olacaktır. Ama tabii öncelikle ilçemizde hangi ürünlerin hangi yönde yetiştirilmemiz lazım. Bununla ilgili olarak da 2 sene evvel üniversitemize bir anlaşma yaptık. Biliyorsunuz protokol yaptık. İlçemizde 1,5 dönüm alan verdik üniversitemize. Bu alanda 1500 metrekare alanda hangi ürünlerin hangi zamanda hangi daha fazla verim verdiğini ölçüyoruz şu anda. Onları alıp atıyorum safran mı, biberiye mi, reyhan mı, hangisi ilçemizin doğasına, iklimine uygunsa alıp hangi bölgede yetişen dair şu onları ektireceğiz ve böylece ilçe oradaki şu anda çiftçimiz rahat edecek. Örnek vereyim hemen. Bununla ilgili Güven Mahallemiz 550 dakika üzerinde 5 dönüm yaban mayasını ektirdik. Bizim oradaki muhtarımıza şimdi 100 dönüm alanda ekiliyor. Süper. Yani verim aldınız. Verim aldılar. Çok şu güzel. Anda peşin para alıyorlar. Yaban mersin de çok özel bir ürün. Çok özel yani ürün. Ticari hiç anlamda ürün, getirisi de çok yani, özel. Aynen. Hemen o tarlada daha ürünü sahipleniyor alıcı. Dolayısıyla çiftçimizin rahat ettiği, alternatif ettiği gerçekten ürün. Gerçekten kazandığı. İnşallah ana ürün olur. İnşallah. İnşallah. Akabinde kirlik bölgemize 5 dönüm bamya ektirdik. Şimdi o da 150 dönüm olmaya başladı. Hatta bir kooperatif kurulacağı duyuyorum. İnşallah kurarlar. Dolayısıyla
alternatifim oldukça... Kooperatif hangi kapsamda tam olarak yani kurulacak? Yani Bamya Ötecilik... Bamya ve... Mesela Sincar Sanayişler Lavanta Kooperatif kurulabilir. Süper. Onunla uğraşıyoruz şu anda. Kadın Birliği Kooperatif kurmaya çalışıyoruz. İşte kadınlarımız kimisi evde konsantre sirke yapıyor. Reçel yapan var. Bununla ilgili projelerimiz var. Devam ediyor şu anda. Sağ olsun Başkan Yardımcımız Erol Bey Tarım, Aviz Tarım Müdürümüz. Bu konuda çok uğraşıyor. Sosyal işler dediğim az önce Ersin Ekici uğraşıyor. Başkan Yardımcımız. Ercan Derli Spor'la ve genelde uğraşıyor. Kadir Bey var, Kadir Gökçoğlu imarla ve diğer fenişlerle uğraşıyor. Dolayısıyla tüm ekibimiz her türlü konuda ilçe için uğraşıyor. Dedim ya işte. Yakın de, bakın biz uğraşalım. Siz de onları çok koordine ediyorum ben de. Sinerjiniz çok yüksek maşallah. Bu alanda ekip dinamik bir şekilde. Olmalıyız. Tabii ki 7-24 sahada yani. Olmalıyız. Bu bizim vebalimiz. Vebalimizi yere getirirken bak biz hizmet için geldik diyorum. Bizi siyasete bulaştırmayın. Belediye uğraşmayın. Bakın işinize. Herkesin belediye başkanı. Yani herkesin belediye başkanı. Yani. İYİ Parti'nin de belediye başkanıyım. CHP'nin de belediye başkanıyım. Ama şu anda Cumhur İttifakı belediye başkanıyım. Dolayısıyla el birliğiyle Mustafa kalkınmamız lazım. Bana siyaset yapmayın içeride. Bırakın bak benim gibi hırslı, azimli, hızlı konuşan. Çok hızlı konuşan ama kendini net ifade edebilen. Teşekkür ederim. Özel bir insan Sayın Başkan. Böyle bir adam gelmiş. Bu adamın moralini bozmayın. Salın bu adamı. Bakın nasıl koşturuyor. Sadece hızlı konuşmuyor tabii ki yani. Işık hızıyla hizmet var. Elhamdülillah. Yani bu adam ilçe gelmiş. Ekibinle beraber hızlı gidiyoruz. Bu koordinasyonu, bu sekrenasyonu kırmayın. Bakın kendi işinize. Siyaset yapmayın işlerimizi. Bir zaman bizim zamanımızı yapmayın siyaseti. Kendi alanınıza ulaşın. Ama bizim projelerimizi, hizmetlerimizi engellemeyin. Niye engellemiyorum? Şimdi bakın millet başına az önce bahsediyoruz. Gerçekten zor zamanlar geçirdiniz. Boşu boşuna konuşmuyorsunuz. Elhamdülillah. Sayın Başkan. Yani belediyeye gelip de olay çıkartmak isteyenler oldu. İftira atanlar oldu. Hala uğraşıyorlar. Hala onu yapmaya gitti. Çalışıyorlar. Yani gerçekten yani hala kolay değil mücadele bununla etmek. Bununla ilgili iftira atanlar ekipler var. Ama şundan bahsediyorum. Bakın neden kızıyorum biliyor musun bazı şeylere? Şimdi 76 dönüm bir millet bahçesi yapılıyor. Bursa'nın en büyük millet bahçesinden bir tanesini yapıyoruz. Evet yani az bir şimdi, alan şimdi muhalefet diyor ki niye ilçemizin 1,5-2 kilometre ötesinde yapıyorsun bunu? Uzaktaymış. Peki ilçemizin içerisinde 76 dönüm yer vardı da ben mi yapmadım? Ya vardı da biz mi? Bir hizmet getirmiş. Bizim bütçemize çıkmıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bütçesinde yapılan 10 milyon 15 milyon bir tesis yapılıyor. Varsın olsun 1,5 ötede olsun. Şimdi şöyle bir şey Sayın Başkan, muhalefetin siyaset taktiği değişti mi değişti? Daha böyle sert ifadeler, sert çıkışlar, biraz da böyle galayane getirici tavırlar. Ama işte ne derece izledikleri ki. Yol nasıl yani, karşılık buluyor? Benim yakın şeyde benim Allah'tan başka hiç kimseden korkum yoktur. Hesap vereceğim yer manevette Allah'tır, maddiyatta da halkımdır. Seçimde sandıkta da göreceğiz inşallah. Hı. Ama şundan bahsediyorum, ilçene 76 dönümlük millet bahçesiyle, camisiyle, yapay gölütüyle, gece alanlarıyla 76 dönümlük bir millet bahçesi geliyor. Vay efendim niye yapıyorsun? Peki ben yapmıyorum. Velhasıl geçtim biliyorsunuz. Yüzyıllardan beri şehrimizin ortasından dere akıyor. Evet. Affedersiniz derenin ortasına geçen restorasyon, yer. Restriksiyon. Oluyor yani bunun için. Bir hizmet alanı istedik. Yani en azından bir bölümüne. Bakalım bir ıslah edelim deremizi. Islah olsun. Devamı da gelecek inşallah. Becerebilirsiniz. Çok da güzel olacak. Çok güzel olacak. Yani 100 yıldan burası. Etrafında sosyal alanları da süper olacak. Çimenlikten olacak. Ya bu kıskandıracak Kemal Paşa o görüntüyle. Betonu alınmış. Yani daha hazır bitmemiş. Devlet Suruçları'nın yaptığı proje. Yine belediyenin bütçesine çıkmamış. Bir şekilde benim ilçe başkanlığımızın, ittifakımızın, vekilimizin hep beraber el ele getirdiği, bakanlığı getirdiği bir proje. Yapılıyor, davet etmemiş. Niye bu kolonun bir tanesi yıkılmış diye çıkmış yine az önce yaptığımız beyefendi ilçemize gelmiş. Yayın yapıyor. Ya proje bitmemiş. Yapılan bir hata var, düzen çekine müteahhit veya devsu işledi. Bu gidişle Sayın Selçuk Türkoğlu'na burada buradan ben selamlarımızı ileteyim. İYİ Parti İl Başkanı'na hatta fikelama davet etmek istiyorum. Ben bu yayınımız aracılığıyla da çünkü birkaç ilçemizde en başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere Kestel'de ve bir başka ilçemizde de bazı bu açıklamalarında ya da işte izlediği yol haritasında siyaseten sıkıntı oluştu. Açıkçası böyle oturup sohbet etmek isterim. İnşallah bu programda bu soruları da ben de iletmek istiyorum. Çünkü henüz kendisinden yanıt gelmedi Sayın Başkan. Doğrudur. Çünkü ben siyasetçi erdemsiz severim. Hata yaptıysan özür dileyeceksin. Tabii. Hata yaptım diyeceksin. Bundan bahsediyorum. İnsanı küfretmekle. İnsanın yaptığı projeler... Artık çünkü halk çok bilinçli. Tabii. Vatandaş çok bilinçli. Her şeyi böyle yakından takip ediyor. İnsanların yaptığı projeleri eleştirmekle.
Varsa daha iyisi. Bir projem varsa, bu proje yanlış, bu proje şunu yaptım ben, şunu yapmalısın dediğin bir şey varsa, amenna. Orada da proje yok. İlçeye bir şey kazandırmamışsın. Aile yıldır bir şey geliyorsun, bir de bizi kötülüyorsun. Böyle siyaset bitsin artık diyorum. Bakın bu kasaba siyaseti. Hı hı. Artık Z kuşağından bahsettiniz. Dijital ortamdayız. Siyaset böyle değil. Siyasetin eleştirirken bile dozajı eleştireceksin. Küfür etmeyeceksin bir öncelikle. İkincisi bir proje eleştirirken bu projenin daha iyisi bu vardı. Göstereceksin bana. Bak evet. Böyle olmadı diyeceksin. Amen derim ondan sonra. Ödemeni bulacaksın. Şu noktasında yanlış yapacaksınız bu projenin bu çizimle diyeceksin. Diyeceksin. Akıl evet. Vereceksin. O zaman akıl kabul ederim. Ama bu pandemi döneminde 76 dönümüne de 15 milyon tesis gelmiş. Geliyor bitiyor Allah'ın izniyle. Derenin ortasında şeyleri yapılmış, sosyal tesisler yapılmış. 100 yıldan beri derenin ortasında dereler tesis yapılıyor. Dereler ıslah ediliyor. Çevresi güzelleştiriliyor. Altyapı yapılıyor, üst yapılıyor. Kanalizasyon içme suyu yapılıyor. Tamam, peki karşına onun İYİ Parti'nin karşına şey yaptım. 12 yıldan beri, 15 yıldan beri altı durum, pardon, 25 yıldan beri altı durum amfiteyatroyu yeniledim. Çıkış yaptım. Bir günden beri muhalefetin çıkıp da şunu yapmışlar duydunuz mu? Ama kim diyor biliyor musunuz? Çok enteresandır. CHP ilçe başkanı Serdar Tandangir diyor ki helal olsun. İlçe başkanı sözü tuttu diyor. Ve yaptı diyor. Evet. Bakın bunu, bu siyasetin erdemliliğidir. Bu siyaset erdemlidir. Eleştirebilirsin ama iyi yapalım. Hatayı da kabul etmek lazım. Hatayı kabul edebilirsin. İyi yaptın bir şeyi de gösterirsin. Bunu CHP ilçe başkanı Serdar Tandangir'u ben kendiniz şahsi görüşüm. Şahsen konuşuyorum. Çok erdemli bir siyaset yaptı. İnanıyorum. Bazı noktada hatalı yaptığı halde. Bazı mensuplarımı yanlış eleştirdiği halde, onun da hatasını anladığını inanıyorum, eleştirdiği halde ama neticede genel siyasette hem nalına hem mana gösteriyor. Ama diğer taraf amen sanki kıyamet olmuş, hiçbir şey olmamış, her şeyimizi eleştiriyor. Böyle siyaset olmaz. Halk zaten siyaset karşılığında vermiyor. Anketlerden belli. Gel. Biraz halkın umurunda değil. Hiç umurunda değil yani. Siyaset önemli değil ki. Yani şimdi çıkmışım. Yapılana bakıyor. Az önce bahsediyorum yani. Ha benim umurumda değil Allah var ya. Çünkü benim dediğim benim umurumda değil halkımızın görüşü. Evet. Ama halk ne diyorsa ben onunla beraberim. Halk anketlerden gösterdiği kadarıyla hizmetlerden memnun. Ben biliyorum halkımız altyapı sıkıntılarını kaynaklanan yollardan sıkıntılı. Ondan da söylüyorum. İlk 3 sene içerisinde kapandığı zaman hiçbir şey kalmayacağını, rahatlayacağını. Ondan sonra zaten test, madde sanç testimizi yaptık. Güneşenli santralimiz bitiyor. 7,5 trilyonluk şimdi 15 milyona mal oluyor. Başka yerlerde muhasaplaşıyoruz. Çok büyük bir elektrik kaynağımız oldu. Testimiz oldu. Amfiteyatroyu bitirdik. Karşı tarafta Dalaşay pazarlarını yapıyoruz. Bu yanda gençlik merkezi bitirttiriyoruz. Bu yanda deremizi yaptırıyoruz. O yanda millet başçısı oluyor. Yani daha ne yapalım 3 sene içerisinde? 3 sene ya. Evet Sayın Başkan. Elhamdülillah yani. Ki seçim vaatlerinde gündeme getirdiğiniz projelerinde birçoğu... Çok şükür. Tüm bildiğe evet. Bakın yatırımcı geldi. Evet. İnşallah birkaç yıl... Suçtu. Daha neler gelecek de imzalanıyor şu anda. Yavaş yavaş imzalanıyor. İmzalandığı zaman o projeleri göreceksiniz. Millet Bahçesi'nin önüne neler oldu? Şu anda Millet Bahçesi'nin önüne ram geliyor. Anladığım kadarıyla Tümbüldek'teki... Hazırız, merak etmesinler. Kompleks çok ses getirecek devamında da gelenler olacak. Sayın Başkan etmiyor. Süremizi biraz kısa süremiz kaldı. Öyle mi? Evet, çok hızlı geçti değil mi? Ya evet, çok hızlı geçiyor. Ben böyle özellikle vurgulamak istediğiniz, ben soru sormayayım, siz anlatın, tamam. Anlatmak istediklerim. Öyle söyleyeyim. Şimdi dediğim gibi, bir önce bu anketlerden halkımızın bana teveccüh gösterdiğine inanıyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ortada. Yani ortada. Halk hizmeti görüyor, elbette. Evet. Pandemiden, ekonomik saldırıdan ve az önce dün başlayan savaştan ötürü de bir tür sıkıntılar olacaktır. Olması tabii, doğaldır. Tabii. Ama neticede başlamış bitmiş iştir. Hepsini bitireceğiz. Ben yollardaki sıkıntıları biliyorum. Şu anda yollarımızın kazıldığını, sanayimizin kazıldığı için olduğunu biliyorum. Ama kanalizasyon gelmeden bunu kapatmak istemiyorum. Kapansın. Bunu yapan da BUSKİ. Büyükşehir Belediye Başkanı kendisine müteahhitle görüştü. Tez zamanda onu kapatacak. İlçemiz 76 dönüm olan millet başkanı kavuşuyor. 100 milyon TL'lik Türkiye'nin en Bursa'nın en büyük katılımından bir tanesi gençlik merkezi bitiyor. Halk Rizal köprüyü bitirdik geldiğimiz gibi. 4 yıldan beri atıl durma bekliyordu. Köprüyü bitirdik. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanı'nın desteğiyle 4. köprümüz yapacağız. Ve böylece ilçemizde trafik sorunu ortadan kalkacak. Ve böylece birinci yıl itibaren ilçemiz içerisinde kamyonlar, tomruk yüklü ve mermer kamyonlar ilçemize girmeyecek. Güzel, ve çok iyi. Trafik yoğunluğu bitecek. İlçemiz içerisinde becerebilirsek bazı noktalara küçük AVM, AVM şeklinde bir projemiz var. Ve kız meslek lisesi projemiz var. Onunla uğraşıyoruz. Dolayısıyla 3 sene içerisinde bunu yapan adam, şimdi Çıraklı geçtik. İnşallah Kalfalık geliyor. Kalfalık'ta ustalığa kadar ilçemize biz hep beraber, yani hükümetimizle, büyükşehirimizle hep birlikte el ele çağ atlattık, atlatmaya devam edeceğiz. Çünkü zaten altı bu çağ,
alt gelişimi, bir çağ atlatıyoruz zaten şu çok anda. Kısa sürede mükemmel bir gelişim yani, süreci. İstediğim tek şey var, hep bundan bahsediyorum. Milleti kışırtmayın, milletin ayarlarıyla oynamayın. Hizmet edecek adam işte, hizmet edecek adamı oyalamayın. Bırakın hizmet edelim, hoşlanalım. Benle siyaset yapmayın. Siyaset kendi aranızda yapın, kendi yani siyasetçiler yapsın siyaseti. Ben belediye başkanıyım. Hizmetlerimizi engellemeyin, bırakın biz bu işi yapalım. Ve böylece ilçemiz artık rahat bir nefes alsın. Bakın 300 dönüm sanayi önlerine ettik. İnşallah 300 dönüm sanayi önlerine edilince küçük ve orta işletmeler gelecek. Evet, sanayiyi sormak istemiştim. Ya onlar gelecek. Kısa sürede yani bakın, değil, o proje yaşama geçer. Siz sormayı unutuyorsunuz, ben almayı unutuyorum projelerden. Aynen. Elhamdülillah yani. Aynen, maşallah çok geldiği proje nokta olduğu için gündeminizde. Çok şükür. İnşallah organize sahibi bölgemizin yanına 300 dönüm alan geçen hafta itibariyle. Bu ihtiyaçtı değil mi Sayın Başkan? İve değil yani. Tabii artık. Şimdi ilçemizde küçük sanayi var. Organize sahibi bölgesi var. Ama bu arada kalan işletmecimiz yer bulamıyordu. Arsa, şimdi dolayısıyla yatırım yapmak istiyordu Mustafa Kemal Paşa. Arsalarımız müsait değildi. Kamu yararı kararıyla sağ olsun bakanlık kararıyla birlikte bu arada kamu kararı geldi. Böylece ilçemizin 300 dönüm alanında belediyemiz şu anda planlıyor. O odalarımızda planlıyor. Oturup konuşup nasıl ne yapalım diye konuşacağız. Hem belediyemizin muazzam açı gelirli olacak. Bırakın borcunu kat bir kat borcundan fazla gelir elde edecek. Hem de ilçemizin ilçe esnafımız öncelikle burada 5 metrekareli en fazla 1000 metrekare alanda kendi işletmelerini büyütecekler. Ne küçük sayede büyüdüler, organize olamadılar. Bu alandaki esnafımız kendi işletmesini yapacak. Aynı zamanda organize sahibi de destek olacak. Gençlerin de şehre... İstihdam olacak yani. Yani tercih etmek gibi bir durumları tarım, olmayacak, istihdam edilebilecekler. Ovamızda tarım, soruştuğumuz tüm bölgeleri turizm, sanayimiz, organizemiz, küçük otobüs işletmemiz. Dolayısıyla her alanda, sosyal alanda, kültürel alanda, sanayi alanında... Her bölgede Yüce Yaradan'ın yani lütuflarda bulunduğu ilçemiz Mustafa Kemal Paşa. Dolayısıyla her noktada biz, her noktada Mustafa Kemal Paşa Belediyesi öncü, vizyoner olmaya devam ediyor. Erişecek, yeter ki negatiflik ilçemize sunmayın. Her şeyi karartmayın. Her şey çok güzel olacak inşallah. Diyorsunuz ki bırakın çalışalım. Aslında mesaj bu. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum samimi, net açıklamalarınızdan çok ötürü en yakın zamanda bir yayın yapalım Sayın İnşallah. Başkan. Çünkü daha anlatacaklarınız var. Gelişmeleri de böyle sizden birinci ağızdan dinlemek gerçekten inşallah. De net bir şekilde aktarmak da mühim bizim için. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim, İlk elama katıldığınız i̇nşallah. İçin. İnşallah biz içimizi bekliyoruz inşallah. İnşallah. Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kanar. Evet sevgili izleyenler, bugün de Fiik Elam'ın sonuna geldik. Bizler tüm gelişmeleri Türkiye'nin en çok takip edilen internet sitesi, yerel internet sitesi Bursa'da bugünden ve Bursa'da bugün internet kanalından sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Gelecek hafta biz yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz bu efendim. Bu arada herkesin kandilini kutluyorum şimdiden. Miraç evet. Kandilini 3 adını kutluyorum. Kusura bakmasını unuttuk. Biz de kutluyoruz. Pazarlığı Miraç Kandilini kutluyorum herkesin. Evet. Biz gelecek hafta yeniden buradayız. Bu stüdyodayız. Sizleri de bekliyoruz. Esen kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın efendim.